21 yaşındaki üniversite öğrencisi 25 sokak köpeğinin aynı anda saldırısına uğradı. Başkentin ortasında adeta dehşeti yaşadı. Talihsiz genç köpekler tarafından bir tarlaya sürüklenerek parçalanmak istendi. Üstelik o mahalledeki ilk olay değildi. Bakın burada oldukça kalabalık olmamıza rağmen köpekler bizi görünce hemen toplandılar, havlamaya başladılar. Vücudum, göğsüm ve yüzüm dışında her yeri ısırdı. Dayısına iftara giderken 25 köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden döndü. Saldırınca ben direkt kaçmaya çalıştım ama hani tutuyor bacağımdan. Başkentin en işlek adreslerinden birinde Batıkent'te sokak köpekleri üniversite öğrencisi gence kabusu yaşattı. Sonra onlar iyice etrafımı sardı. Ben zaten çok hareket edemedim, yürüyemedim. Sonra da işte saldırmaya başladılar. 21 yaşındaki Ömer Faruk Yıldıran iftar için dayısına gidecekti. Bu yoldan yürümeye başladı ama burada 25 kadar köpeğin aynı anda saldırısına uğradı. Köpekler çekiştire çekiştire genç üniversite öğrencisini tarlanın içine kadar çekmeye başardılar. O köpek saldırısının izlerini de burada hala görebilmek mümkün. İşte Ömer Faruk Yıldıran'ın kıyafetlerinin parçasından biri. Kardeşimi tam arıyorken saldırmaya başlamışlardı. Bir tanesi yetişti buraya. O arabadan önce yetişti ama kurtaramadı köpekten. Şans eseri olay yerinden arabasıyla geçen bir kişi genç öğrencinin zor durumda olduğunu fark etti. Arabayı köpeklerin üzerine sürdü ve onları kaçırmayı başardı. Köpeklere falan da iyice bir bağırınca onlar da birazcık hafiften uzaklaştılar benden. O şekilde kurtuldum. Kanlar içinde yerde kalan genç adam hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin ısırıkları yüzünden vücudunda derin yaralar oluştu. Günlerdir sürüyor tedavisi. En şeyler zaten kollarımdaki derin ısırıklar. Mahalle sakinleri sokak köpeklerini defalarca şikayet etmelerine rağmen sorunlarına çözüm bulamadı. İddiaya göre aradıkları her kurum yetki bizde değil diyerek topu başka bir kuruma attı. Yeni Mahalle Belediyesi Anakent'e atıyor. Anakent Çevre Bakanlığı'na atıyor. Bilinçsizce buraya çiğ et getiriyorlar. Her gün çiğ et geliyor. Aynı bölgede bir hafta içinde 3 kişi daha uğradı sokak köpeklerinin saldırısına. Neyse ki onlar Ömer kadar şanssız değildi. Vücudum, göğsüm ve yüzüm dışında her yeri ısırdı. Uykuları kaçan mahalle sakinleri isyanda. Benzer olayların yaşanmaması için bir an önce belediyenin bir çözüm bulmasını istiyorlar meseleye.